danışın. Mən Fatih Məhəmməd Ağaşkıroğlu, hürmətli prezident. Mən 50 il işləmişəm, 50 il stajım var. Mənim stajım belədir, mən 49-cu ildən 55-ci ilə qədər qalxozda işləmişəm, burada, Azərbaycanda. Sonra gedmişəm əskərliyə, hərbi xidmətdən qutarmışam, 57-ci ili bizi buraxıblar. Mənlə 4 nəfər adam gedmişdir, Cəfərov Misirxan, Niftiyev Əlisin. Mənlə 4 nəfər, onlar üçü qayıtdılar, gəldilər. Mənsiyev Atxanla bir yerdə qayıtdılar, gəldilər. Mən isə qaldım Qazaxıstanda, Cambulusko Oblast, Merkinski rayon, Selo Qostağan. Mən orada işlədim, mənim bir bacım Biləsvar rayonunda. Orada yaşayırlar, Səmədəvat qabında. Orada bacım mənə məcbur elədi ki, qardaş, gəl vətənə, qalma orada, öldürərlər səni. Mən də qaraylı kimi gəldim də vətənə, dedim, boy vətəndə gəlim, yaşayayım, övlətlərin yanında, öz Azərbaycan xalqımın içində. Deməmişəm, mənim nətərdir, zülmüm daldıymış. Mən 1992-ci ildə burada əmək pensiyasına çıxmışam 30 illə. Mənim burada 14-cü ildə məni alladıb, səbəzin müdürü məni göndərdi Şirvan məhkəməsinə. 14-cü ildən indiyə kimi bilmirəm məhkəmə hardadır, nətərdir, nə cürdür. Allah şükür, Allah sənin ömrü uzun eləsin, uğurları bir-biri çıxarırsan. Bu təzə gələn katibin yanına gecmişdim, mən bu boyda saqqallı kişi. Məni sinəmdən tutdular, itəliyə-itəliyə çıxartdılar, şöyle get. Mən də oradan çıxdım, gəldim evə, dedim, məsələ budur, budur. İndi mən yaxşı əmək haqqı almışam, paçotuna qramatım var, ondan nə dərdirlər, yaxşı olsun xidmət eləmişəm də vətənimə, Azərbaycana, Cəllabada. Oğrulara qarşı məşəm, mən mübarizə olmuşam, ancaq nə isə vurusdan sonra, nə vurusa bax eylər, nə müsulmana. Öz bildiklərini heç kəsə vermirlər. Mən 35 min pul alıb qazanmışam, demək, 50 ildə mənim stajım var, 43 il əmək, pensiya, əmək, azadım var, pensiyam var. 7 ildə arxa cəbhədə işləmişəm, mənim pulumu vermirlər. 1992-ci ildən gətirib çıxardılar 98-ci ilə, o da düzdür. Sosial müdafaa fonduna dəfələrlə sizə də düz 30 məktub, sənə 30 məktub. Mehriman xanıma yazmışam, daxil işlərə yazmışam, Respublika prokuroruna yazmışam, Ədliyyə Nazirinə yazmışam, Milli Məclisə yazmışam, heç kəs mənə qulaq asan yoxdur, mənim də ailəm böyük ailədir. 10 dənə balam var. 7-ci nəvəm gedib Qarabağda vuruşub, qayıdıb, çıxıb gəlib. Deməyəm odur ki, mən haçana qədər bu əsarat altında yataram, gecədə qorxumdan evdə də yatmam deyə öldürəcək səni. Ərazi nümayəndəsi mənə dövlət tərəfindən gələn yardımı vermir. Deyir, get hara deyirsən, getdi. Bələdiyyəsi həmçinin. Deməyim o, hürmətli prezident, mənə əgər öldürmək istəyirlərsə bunlar, qoy öldürsünlər, eybi yoxdur, tək sən sağ ol. Tək sən sağ qal. Mənim ailəm, uşağım, mənim qazandım. Mən şərəf lövvəsində şəkilim, Upravlenində şəkilim, Nəcəf Hacıyevdən işləmişəm Bakıda. Ona Salih Hacıyev, o da Bakıdəlidir, burada bizim prezidentimizin böyükümüz idi. Demək, qardaş, mən də yorulmuşam, hara yazmayayım ki, hara yazmamışam ki, iki dəfə efirə çıxmışam, efirə baxan yoxdur. Deyir, get hara deyirsən, get dinən. Təzə gələn katibin heç məni həndəvərə vermir. O köhnə katiblərdən qalanlar, onun müdafəçiləri, onu mən getdim onun yanına, mənə dedi ki, səni qabul eləməyəcək. Get hara deyirsən, getdi. Qardaş, başıma dönüm, mən hara getməliyəm ki? Məni bir yerə sən göndər, mən çıxım gedim. Mən qalmayayım burada. Balalarımla işim yoxdur. Balalarım qoy vətəni qorusun, mən qoca kişiyəm. Mənə də bıçağımda bir dənə tank ver, gedim erməni ilə vuruşum. Öləcəm, mən öləcəm. Qoy cavan ölməsin. Sənin atan Allah rəhmətli eləsin. Hürmətli prezidentimiz Heydər Əliyev. Cəllabada gələndə həməşə mexanizatorlardan soruşur, nə iş görürsün, nə qayrıysın, nə təbizim də qalxozumuz. Qalxoz idi, safxoz, Muğan safxoz idi. Bizdə üzüm sahəsi çox idi, üzümdə. Başqa qalxozun kətlərindən də gəlirdi bizə köməkliyə. Ən qabaqçıl bizim
Safhoz idi. Şimdi demeyeyim, o da başıma dönüm, sana kurban olum. Ben ne gayrım, koca kişiyim. Gece korkumla yazabilmiyorum. Günde, gündüz bana 15 tane sosyal müdafaa nazırlarının, işçilerinden bana mektup gelip, hiçbirine kanı eleyen yoktu. Hiçbirine bakan yoktu. Başta başına saklasındı. Herkesin birinin kanadının altında saklayır. Ben tehlikesiz komitesine de yazmışam. Respublika prokuruna da yazmışam. Cellabat prokuruna da yazmışam. Hiçbirisi bana cevap vermir. Ben neyle eliyem, ne ter yaşamalıyım. Hayş ederim bana bir encam. Mehriman Hanım'ı geldim Bakı'ya, Mehriman Hanım'ın yerin bana sağ olsun orada işleyenlerin birini verdi. Taksiye koydu, beni apardı o futbol oynanan yerde. Dedim Mehriman Hanım burada işleyip, burada adam kabul edeyim. Benden pasportu aldı, Cellabat diyen kimi verdi benim. Dedi Mehriman Hanım burada yoktu. Benim kim olacak benim kulluğunda dayanan? Benim bir bile balam var. Hamsi gidip askerliğin hizmetini çekip, Afganistan'da gidip hizmet çekenim var. Almanya'da gidip çekenim var. Ben neyle meleyim? Benim pulumu... Bu yandan da arazi numarandası. Günde büyü çıkardılar. Her ilde hükümetin hiç olmasa 1 milyon pulun yiyildir. Demeyim o da başıma dönüm. Ben hangisinin buna karaoğlun çekeyim, hangisine diyeyim. Benim işlediğimi, benim torpağı, devlet veren torpağı payımı bana vermir. Uşaklarımı örgettiler, gönderdiler eve, evde olan kağızlarımı hamsın uşaklar apardı, uğradı, verdi arazi numayindesine. Şimdi başıma dönüm İlham Mellim. Ben de senin, çoktan senin arzun diyem, seninle görüşem, derdimi sana diyem. Ancak beni koymurlar. Sosyal Müdafaa Nazirliğine gitmiştim. Beni çağırdılar, bir nefer vardı. Dedi ben, zat işine ben bakarım, pensiye işine ben bakarım. Dedim, bakırsan Allah kömeğin olsun, Fatih Mehmet Ağaşkır oğlu. Dedi, senin pulun çoktu, senin pulu bir defa da vermek olmaz. Onu da asgari dediler, vermediler. Ben neyleyim, ne terleyeyim, kurban olayım sana. Benim de bir sürü balam var. Ben de özüme göre bir şahsiyetim var. Özüm partiyanın üzvü, balalarım partiyanın üzvü. Yoklaya da bilersen. Yoklattıra da bilersen, ne boydu bu boyda Azerbaycan'da bir tane neter deyimi prokuror yoktu ki adam göndere gele yoklattıra. Benim işlediğim hara gidip, ben hele her ayda hiç olmasa 400 ton, 500 ton ben simit boşaldıydım. Başka maddeler gelende beni göndereydiler. Gideydim uşaklarıma göre 5 manat pul alım olar yesin. 38'e yakındı, 38'e yakındı. Ben pensiye almayayım devletten. Birdenbire 21. yılda birdenbire bana 300 manat pul yazmıştı. Zenem bana gayet dedi, o senin pulun diyor, rapor ver. Zada, ne de Savez'in müdürüne. Savez'in müdürüne rapor ver, ben apardım. Demek İbrahimov Cavit, Savez'in müdürüydü. Kurbanov'un nevesi. Gittim onun yanına, dedim, senin atom benim. Evimi tikip, kömeğli gireyim, ev tikip ben elim balalarıma verip. O benim yadımdan çıkmaz. Sen benim bu pulumu düz ver. Niye vermirsen? Dedi, benim arkamda dayanan var. Dedim, kim de arkamda dayanan? Dememişken o kesmiş sosyal müdafaanın naziri. Dedim, benim de arkamda hemen mektubun sureti bende kalıyor. Dedim, benim de arkamda İlham Aliyev'im var. Mehriman Hanım var. Dağlı İşler Naziri var. Ramin Yusufov var. Zakir Karalov var. Hamısında benim mektubum var, biri bana cevap vermir. Ben hoş ederim senden artık derecede. Benim bu ölüm vaktimden beni böyle öldürmesinler. Benim pulumu... Benim pulumu versinler. Benim pulumu diye gelen senin numayandelerin, icra hakimlerin yesin. Şimdi biri gelip otağa adamı bırakmır. Az kaldıra benim özümü de döyler. Hemen günü gidip haber olsun sana hamı diyer ki onu ne terdi, beni ne terdi çıkarttılar şöyle. Şehit veren kardeşim, oğlu şehit gelip şehit vereni vurup öldürürler. Kaydır zaten arazi numarası dedi. Aklım var idi göndermeydin. Askerliğe aklım var idi göndermeydin. Dedim vatanı kim korumalıydı? Sen korumalısın. Her il siz onunla hiç olmasa senin 1 milyon pulun var.
Olanla eldi, düzeldirler, arpanı burada yazdılar, burada arpa yazdılar, arpanı nohut yazdılar, ne bileyim ne yazdılar, ne yazdılar. Olsun öz aralarında onu bölüşürler. Kardeş, ben de isterim ki çöreği yiyeyim. İndi ne vaksa da, sana ne diyeyim, gelsin sana görkesin. Ben horra pişirip yiyeyim, horra. Özün bevle işleyersen, özün partiyen üzvü olasan, ben Kazakistan'da yaşaya yaşaya, ben bilmiyorum hangi samoliyotlar süper şeyler ki Kazakistan'dan beni götüre getirir Cəlləbadda işte de. Cəlləbadın kalkozunda işte de. Kalkozdan bindirir beni aparır oraya çıkardın. Gör ne kadar bunlar nakıl danışan insanlardı. Senin dedim 15 tane mektubun gelip bana. Sosyal Müdafaa Fondundan. Hamseye der ki, onlar sehf edeyim onu sen emek hakkı düz vermeyeyim. Ne kocalığından düz vereyim, ne emekimle düz vereyim. Hiçbirinden düz vermeyeyim. Yoldaş Aliyev, ben neyim sen televizyonda danışıp donuskanda benim balalarım evde ağlaştı. Dedim, gör ne kadar eziyet çekirsen. Bir tane Fethiye Mehmet Ağa Şükürüoğlu, gel yokla gör ben neler işlememişim, savkoza neler köme gelememişim. Kurbanov hara geliydi, beni göndereydi dağ kentlerine. Maşınlar gidebilmir. Git Masallı'dan, pazar günü git Masallı'dan. Kumbur koyular getirsin. Gidip oradan vurup gönderiydim, geleydi. Ayda da 300 ton simit geleydi. Hiç yerde simit işletmiydik. Simitle biz melerasyada işliydik. Simit orada lazım olan yerde. Gelen ayın başına kadar kurtarıyordu 300. Prorab'dan soruşmaydı ki, ay kişi bu simiti sen neyiniysin? Halkın malı niye dağıdıysınız? Onun üstünde bana şer attılar üstüme, neler getirdiler benim başıma onu Allah bilir. Dayı sana demirim desem biraz da yakışı olmaz. Sen prezidentsen. Ben sana defalarla da müracaat etmişim. Hürmetli prezident. Azerbaycan'ın hılaskarı Heydar Aliyev kimi yeriş yeri. Ben bunu sana yazmışım, göndertirmişim. Başıma diyorum burada Cəlləbadda her bir yanlış bir adamın arkası icattı. Gel gör hemen Mehman, Eleddin, Miraga Salmanov, ondan sonrası demem Miraki Ağayı. Gör bunlar benimle işlemeyen adamlardı. Bunlar hardan geldi çıktı Əzizov'un yanına. Bakı'dan komissiya geldi. 18. ili. Ben gittim, dediler komissiya gelip gittim dedim onunla xahiş ederim benim. Pulumu koy versin. O bana cevap verdi ki, ah sakal senin, ben 10 yıl bundan kabak buraya komisiyaya gelmişim. 10 yıl bundan kabak hemen pulun durur yerinde. Dedi, Cavit niye vermişsen onu koca kişide koy gelsin, harcasın, öz zahmetidir. Cavit kulak asmadı, ben iteledi. İteledi, gittim, yıkıldım, benim usulüm tinine değdi. Benim kaburgamı ezmişti, gittim hastahaneye. Orada baktılar, gördüler, ha, kaburgağın biri etten çıkıp, etten ayrılıp. Ha, o demeyim, o da onun eziyetini hala da çekeyim, şimdi de çekeyim. Haşilin beni öldürtürme. Bunlar beni, Erazi numarındası, günde bir gelende bir köyüne maşını vardı, 06. Şimdi harcı minip gezir. Bu pulu hardan taptılar. Sen bunun karşısını niye almırsan? Benim 10 baş aile üzvüm var. 8 oğlum var, 2 kızım. 17 nevem var. Hürmetli prezident. Onlar da benim, ben de canım kurban Qarabağ'a. Qarabağ mükemmel ne derdi, varlık devletti. Ermeni bizim ne sebebi Ermeni bizim teritoriyamızda gördüm. 43 günün içinde Allah ilhamın canına salamat versin. Torbağlarımızı azad eledik. Benim de kardeşim oğlu orada şehit gelip. Ve ben, biz insan dövürük. Erazi numarındası bana göz verir, ışık vermir. Ya gelir oğluma sataşır, ya gelir özüme sataşır. Uşağları örgütüp gelip benim evimle dokumentleri yıkıştırıp, apartırıp. Başıma dönüm. Ben de insanım. Ben de atondan büyüğüm. Demek ki 87. ile geçtim. Benim yaşım. Ben yaraşar ki kapılar gezem, zat kimi, ne de o, teze geldiğin icra hakimi. O çıkıp oturup külöf renginde
O köhne kurtları koyup orada adamlara onun yanına bırakmaya. Beni bırakmadı. Ne kadar dedim bırakmadı beni. Polis çağırdı. Dedim polis çağırma, git kimi çağırırsan çağır. Ben hiç yere giden diyorum, benim pulumu siz yiyipsiz. Hayşinin benim pulumu alıp veresiz. Allah senin atoyu rahmet eylesin, özü selamat eylesin. Bu dumanı bizim üstümüzden götürsün. Ermeni belalarından. Kardeş başladın, ben 67. yılı buradan gitmişim. Beni gönderipler, geçmişim dadaya, Özbekistan'a, Çınarzarsk rayona. Orada zelzele olmuştu. Bir, her respublika orada ev tikeydi, biz de orada panelini ev tikmişik. 10 ay, 3 ayın evvelsine 10 ay kalmışam. Yakşı pul vereydiler bana. Yemeğimi, içmeğimi vereydiler, yatmağımı vereydiler. Her gün zelzeleye karşı bize pul vereydiler. Yakşı da pul getirmiştim. Benim indi, benim o getirdiğim neyim? 6 yaşından, belaydan 6 yaşından ta ki yukarı, patoloğu 10 iller. Hamsı, 84'te, 88. yılı. Teze uzadımız, nedir, Sosyal Müdafaa Fondu gelende dedi ki, Cəllabatda olan rüşvet hiç yerde olmuyor. Hiç olmazsa 500 nefer hala bu ev, bu kentte. Hala başka kentleri demirəm. Qeyri qanunu pullar alaylar. Ve benim işlemişim, benim pulumu niye vermişsin? Hürmetli prezident. Sana 60 tane mektup yazmışam. Onun 30'u Mehriman Hanım'ındı, 30'u senindi. Teze gelen o Sosyal Müdafaa Nazırına gör ne kadar mektuplar yazmışam. Gör bu teze gelen icra hakimine neçe tane mektup yazmışam. Hiçbirine cevap vermir. Çünkü köhne kurtlar koymur. Haşilir ben de vatandaş kimi. Eğer kabul edersen, öyle benim şahsiyetimi taftalayıblar. Benim zahmetimi vermeyiblar. Hayş ederim senden artık derecede. Bana kömeyli gelip, o uşağları, körpeleri çıkardım gitsin. Lazım olan da Ermeni ile vurursun. Sağ ol, var ol. Senden kömek gözleyirim.